Herkese merhabalar. Fizik 9. sınıf formüller videosu ile birlikteyiz. Arkadaşlarımızdan birkaç tane yorum okuyacağım. Rukiye demiş ki çok formül var hocam, nasıl ezberleyeceğim hepsini, yardım edin demiş. Yalçın demiş ki ya biz bu kadar formülü nasıl ezberleyeceğiz? Kızma birader demiş ki hocam hiçbir şey anlamadım çünkü çok formül var demiş. Ve doğal olarak da biz de ne yaptık? Sizin bu yorumlarınızı okuyup size göre bir video hazırladık. Bu video ile birlikte fizikteki formülleri, 9. sınıf formüllerini rahatlıkla öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi hem bu bize bir de tekrar olsun. 9. sınıf konularına bir tekrar olsun. Fizik bilimine bir giriş konusu, ünitesi ilk ünitemizde bizim 9. sınıfta. Burada özellikle karşımıza ezberlenecek neler çıkıyor? Fiziğin alt dalları çıkıyor. Bir de fizikteki temel büyüklükler, temel nicelikler çıkıyor. Fiziğin alt dallarına baktığımızda bunu kamyonetle ezberleyebilirsiniz. Ya da metan yokla da ezberleyebilirsiniz. Fark etmez, ikisinde de sonuçta harfler aynıdır. Neler var peki bunların içerisinde? Kamyonette katı harf fiziği, atom fiziği, mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, nükleer fizik, elektromanyetizm ve termodinamik ile olayı bitiriyorsunuz. Fiziğin alt dallarını hemen yazabiliyorsunuz. Buradan kamyonetten dilediğiniz gibi ya da metan yoktan dilediğiniz gibi öğrenebilirsiniz. Temel büyüklüklere geçtiğimizde temel büyüklüklerde kısa muz işinize yarayacaktır. Kısa muz. Fizikteki temel büyüklükleri kısa muzu ezberleyebilirsiniz. Neydi bunlar? Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zamandı. Bunlarla da temel büyüklükleri kısa muzla ezberleyebilirsiniz. Şimdi geçtik madde ve özellikleri, yani 2. ünitemize. 9. sınıfın 2. ünitesinde madde ve özelliklerinde özellikle bilmemiz gereken 2 tane formül var zaten. Temelde 2 tane formül var. Bir tanesini dede muzu böl verle öğreneceğiz. Dede muzu böl ver. D eşittir M bölü V. Dede dediğim D öz kütle yani yoğunluk. Muzu dediğim M madde, maddenin kütlesi. Kütle M harfiyle gösteriliyordu. Ve V de neydi? Hacimdi. Böylelikle D eşittir M bölü V formülünü rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz. Dede muzu böl ver. Daha sonra burada şimdi madde ve özelliklerinde bu var. Öz kütle formülü, yoğunluk formülü var. Bir de dayanıklılık formülü var. Dayanıklılık, yani bir cismin dayanıklılığı, düzgün bir cismin dayanıklılığı nasıl bulunuyor? Bununla ilgili bir formülümüz var. Bu da dayanıklılık dayı. Dayanıklılık dayı karpuzu böl ver. Tamam, görüyorsun bak. Bu da görselde aklında kalmasını sağlasın. Dayısı yeğenin ne yapıyor? Bir karpuz bölmüş, onu da veriyor. Dayanıklılık. Dayanıklılık eşittir kesit alanı karpuzu böl ver. Kesit alanı hemen yazalım. Kesit alanı bölü hacim. Neydi bu? D dediğim şey neydi? Dayanıklılık. Dayı karpuzu böl ver. Böl burada kesir işareti oluyor. Bununla da 2. ünitedeki formüllerinizi rahatlıkla öğrendiğinizi düşünüyorum. Şimdi geçtik hareket ve kuvvet konusuna. Hareket ve kuvvet konusunda bir tane formülümüz çok önemli. Bunu XTV'den çıkartabilirsiniz. Biz formüllerde, formülleri yazarken bazı üçgenler kullanıyoruz bazen. Bu üçgenler işimize yarıyor. Matematiksel hesaplamaları kolay yapmamız için. Bu üçgende 3 tane alan olduğunu görüyorsun. Burada X TV'yi düşün. X kanalı TV. O zaman şöyle yapıyoruz. Üçgende yerlerine şöyle koyuyoruz. X'i başa koyuyorsun. Sonra T diyorsun. Buraya da V diyorsun. Peki bunların anlamları ne? Bir hatırlayalım. X aslında yer değiştirmeydi. Alınan yol yer değiştirme. Yer değiştirme diyelim. Burada V hız, T ise zamandı. Zaman. İşte sen bu üçgeni XTV'yi koyduğunda bütün formülleri, buradaki 3 tane formülü aslında bir tane üçgende göstermiş oluyorsun. Hemen bunu tek tek açıklayayım size. Eğer X'i bulacaksan üçgende X'i kapatıyorsun. T ile V yan yana ya. Yan yana olanları çarp. Tamam mı? Yan yana. O zaman ne diyebiliriz burada? T çarpı V ya da V çarpı T yazabilirsin. Bu birinci formülündü. Şimdi ikinci formülüme geçiyorum. V'yi bulmaya çalışıyorum. O zaman V'yi kapat. Burada V'yi kapattığında ne çıkıyor? X ile T arasında bir kesir var. Dikkat ettin mi? O zaman X'i bulmak, V'yi bulmak istiyorsan X bölü T yazabilirsin. bilirsin. Yani yer değiştirme bölü zaman, değil mi? Yer değiştirme bölü zaman yazmış oldun. Ve sonuncusu, eğer t'yi bulmak istiyorsan da t'yi kapatıyorsun. Kalanlar x ve v arasında ne var? Bir çizgi var. O zaman zamanı bulmak istiyorsan da yer değiştirmeyi neye bölüyormuşsun? Hıza bölüyormuşsun. Böylelikle 3 tane farklı formülü tek bir üçgende ezberlemiş oldun. Bunu da nereden çıkardın? XTV kanalından. Geçtik. Çok temel bir formülümüz var. Newton'un temel yasası diyoruz hatta. Bunu da formülden ezberleyebilirsin. Formül A da olabilir. Formüle yarışlarında aklına getirip F1 Racing'den ezberleyebilirsin. Bu ne? F eşittir M çarpı A. Formül A. Tamam. Formül A. F eşittir M çarpı A. Formül olması aslında daha iyi. Çünkü orada bir hareket var, hız var, ivme var, yarış start oldu. Başlıyor. Bu cisimler ne yapacak? Hızlanacak. Hızlanacak. O zaman burada bir ivme var. Formülada ivme, yani hızlanma ve yavaşlamanın ivme ile ilgili olduğunu ve burada formülayla ezberleyebileceğini, F eşittir MA'yı unutma. Bu da Newton'un temel yasası, hareketin temel yasasıdır. Böylelikle üçüncü ünitemiz olan hareket ve kuvvet ile ilgili formülleri görmüş olduk. XTV formüla. Peki enerjide neler var? Şimdi enerjide aslında kinetik enerji, çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi adı altında 3 tane enerji çeşidi gördük biz. Peki bunları nasıl öğreneceğiz acaba? Bunları öğrenirken şuna bakacağız. Hepsi birbirlerinden farklı gördüğünüz gibi. Yani kinetik enerji var, çekim potansiyeli var ve burada söylemediğimiz esneklik potansiyel enerji var. Şimdi birincisinde, kinetik enerjide mavi karenin yarısını alacaksın. Hadi birlikte alalım. Mavi karenin yarısı. Anlaştık mı? Mavi karenin yarısını al. Mavi karenin mv kare bölü 2. Yani 1 bölü 2 mv kare. Bu neydi? Kinetik enerji formülümdü. Kinetik enerji olduğunda eğer senden kinetik enerjiyi istiyorsa hemen aklına ne getireceksin? Mavi kareyi, onun da yarısını aldığın zaman mv kare. Kare, buradaki kare ile buradaki kare, değil mi? Eş sesli oldu. Böyle 2'den kinetik enerjiyi bulabilirsin. Çekim potansiyel enerjisini nasıl ezberleyeceksin? Onu da mor güvercin havada. Potansiyel enerjiyi mor güvercin havada ile ezberleyebilirsin. Gördün mü? Bak burada mor güvercin bulutların üstünde havada. Peki niye havada? Çünkü yerden yüksekliği var ve bu mor güvercin nedir? Yerden yüksekteyse bunun çekim potansiyeli enerjisi vardır. Zaten biz sorularda görüyoruz. Çekim potansiyeli enerjisi olan cisimler için genellikle şöyle söyleyeyim. Uçak, işte kuş, hani havada olan cisimlerden bahsediyoruz. Bu cisimler yerden yüksektir ve bu cisimlerin potansiyel enerjisi olduğunu söylüyoruz. O zaman çekim potansiyeli enerjisi için de formülün, potansiyel enerji formülü ne olacaktır? Mg çarpı H olacaktır. Mor güvercin havada. Peki şimdi geçtik esnekliğe. Şimdi arkadaşlar, esneklikte şöyle bir durum var. Bir cisim yaysa yayın esnek olduğunu söylüyoruz. Yani F kuvvetiyle çekiliyorsa bir miktar gerildiğini ya da F kuvvetiyle itiliyorsa bir miktar sıkıştırıldığını söylüyoruz, değil mi? Bir miktar sıkışıyor. İşte burada yayın bir de nesi var? K esneklik sabiti vardı. K yay sabiti de diyoruz biz buna. Burada yapacağımız şey şu. Fayda kırmızı iksirde. Bak, fayda kırmızı iksirde. Hadi yapalım. Fayda kırmızı iksirde. F eşittir K çarpı X. Peki bu formül neyin formülü? Bu formül cismi, esnek bir cismi F kuvvetiyle çektiğin zaman ortaya çıkan formül. Fayda kırmızı iksirde. Peki burada neydi? Bu esneklik sabitiydi. Bu da yayın uzama ya da sıkışma miktarıydı. Şurada gösterdim, bak bu kadar uzuyor. Ya da işte ittirirsen o kadar kısaldığı zaman, küçüldüğü zaman ortaya çıkan formül fayda kırmızı iksirde. Fakat sen esneklik potansiyel enerjisini yazıyorsan, esneklik potansiyel enerjisini yazıyorsan yine kırmızı iksir, tamam mı? Yine kırmızı iksir ama ikileri yazmayı unutma. Anlaştık mı? Esneklik potansiyel enerjisi neymiş o zaman? 1 bölü 2'yi başa alsam kx kare. Yine iksir var. Yayı gördüğün zaman iksir aklına gelsin. Yay varsa iksir var. Kırmızı iksir var hem de. Yay varsa iksir var. Aklına gelsin. Eğer sadece F'den bahsediyorsak, kuvvetten bahsediyorsak fayda kırmızı iksirde. Eğer enerjiden bahsediyorsak ikileri yazmayı unutma. Peki şimdi de şurada bir şey daha söyleyeyim ben. V'nin hız olduğunu, M'in de kütle olduğunu hatırlayalım. Ve bundan sonra da neye bakalım? İş, güç, enerji. Şimdi iletişim araçlarından bir tanesi faks'tır, tamam mı? Faks'la bir şeyler belgeler yollayabilirsin ya da belgeleri alabilirsin. O zaman ne yapıyorsun? Faksla bir şeyler yolladığın ya da aldığın zaman şunu yapıyorsun. İşi fakslıyorsun, tamam mı? İşi faksla ne demek? İş eşittir. İş eşittir. Faksladım işi. İş eşittir f çarpı x yazdın. Böylelikle iş eşittir f çarpı x yazarsan sen ne yapmış olursun? İşi fakslamış olursun. Formülü de ezberlemiş olursun. İş, work, W harfiyle gösteriliyor. Onu da söylemiş olayım. Burada kuvvet ve bunun da hani yer değiştirme olduğunu söyleyebilirim. Bir cisme bir kuvvet eşliğinde bir miktar yol aldırıyorsan, x kadar yer değiştirme yapıyorsan işi faksla formülüyle işi hatırlayabilirsin. Şimdi başka bir şey daha yapalım. Bu yapacağımız şeyde ne olacak biliyor musun? Güçten bahsedeceğiz. Güç ile iş arasındaki formüllerden bahsedeceğiz. Burada da yaptığımız zaman şunu söyleyeceğiz. Wow, patates. Tabii ki de patates kızartması iyi bir şey değil, sağlıklı bir şey değil ama bu formülü ezberlememiz için gerekli bir şey. Gücü bulmak istiyorsan yine üçgeni kullanıyorsun. Wow, patates. Anlaştık mı? Patates. Wow, patates. Peki bunda ne yapıyoruz? Az önce söylediğim gibi güç power'dır. Power ve P harfiyle gösterilir. Eğer sen bu üçgene yazdın P'yi bulmak istiyorsan P'yi kapatıyorsun ve V bölü T'nin yani iş bölü zamanın güç olduğunu söyleyebilirsin. Ha eğer sen gücü kapatırsan işi kapatırsan yani iş bulmaya çalışıyorsan o zaman da P çarpı T yazıp olayı halledersin. Güç çarpı zaman yazarsın. Nasıl yazmıştık bir kez daha söyleyeyim. Eğer P'yi kapatıyorsan W ile T arasında kesir var, çizgi var. Onu yazdık buraya W bölü T. Eğer sen işi kapatıyorsan yani işi bulmaya çalışıyorsan güç ile power'ın P'si, güç ile zamanın aradaki çarpımı unutmuyorsun. Yan yana yazı veriyorsun. Böylelikle bunu da iş ve gücü de bulmuş oluyorsun. Şimdi 5. ünitemiz ısı sıcaklık ünitesidir. Bunda da birkaç tane formül var. Gelin bunları da öğrenelim. Burada da kel macit var, kel emel var, bir de camcı var. Kel macitte Q eşittir kelin K'si, Q eşittir M, C, T vardır. Hatta burada delta T olur. Delta T sıcaklık değil mi? T sıcaklık demek. Şunu büyük harfle yazalım. Sıcaklık, C öz ısıdır ve M her zaman kullandığımız M kütledir. Q ise burada Kel'in Q'su ise o da nedir biliyor musun? Isıdır, ısı. Isı sıcaklıktaki birinci formülün en fazla kullandığım formülü budur. İkinci formülün ise Kel emel. Kel emelde de Q eşittir ML. M çarpı L yazarsın. L hal değiştirme ısısıdır. Hal değişim ısısı. Ve M de ne olacaktır? Kütle olacaktır. Tamam. Kel macit, kel emel. Peki camcı ne? Camcı da burada C eşittir. M çarpı C. Burada büyük C ile küçük C'nin birbirinden farklı olduğunu unutma. Küçük C'ye öz ısı diyoruz. Bu M'ye kütle diyoruz. Büyük C'ye ise ne diyoruz biliyor musun? Buna da ısı sığası ya da ısı kapasitesi diyoruz. Böylelikle ısı sıcaklık 5. ünitedeki formüllere bir göz aşinalığımız oldu. Onları da şöyle bir kulak dolgunluğumuz oldu. Demek ki burada da kullanacağımız formüller bunlarmış. Bunlarla ilgili söyleyeceklerimiz yani 5. ünitede neler çıkaracağım? Bu formüller var. Sen merak etme, ezberlemen için kel emel, kel macit, camcı olayı bitirirsin. Ve ödüllü sorumuz, hepinize başarılar diliyoruz.